Merhaba arkadaşlar. Hani bir teraryum demiştim ya. Hepsini derledim. Şimdi size o derlemeleri göstereceğim. İyi seyirler. Selamlar. Bugün 5. gündeyiz. Gördüğünüz üzere fasulyelerimiz çok uzun ve aşırı büyüdüler. Bu yüzden onları keseceğim bugün. 5 günde bu kadar büyümeleri beni çok şaşırttı açıkçası. Doğada gördüğüm üzere bu kadar hızlı büyümüyorlar. Zaten bundan sonra yavaş yavaş sonbahar havasına girdi fasulyeler. Ondan sonra kurumaya başladılar. Bakın bunlar mercimek de ekmiştim ve mantarlar çıkmaya başladı. Bu makasla hepsini keseceğim. Şimdi nasıl kestiğimi izleyelim. Evet, bakın gördüğünüz üzere bayağı kestim otlardan. Bunları çöpe atacağım veya işte dışarıdaki karıncalara vereceğim. Altıncı günden selamlar. Şu an teraryum tamamen çöle dönüşmüş durumda. Sadece toprak ıslak ve diğer bütün otlar kurumuş halde. Görüyorsunuz, akvaryumun içine bazı küçük mantar türleri ve küf kaplamış durumda. Odun da zaten tamamen değişik bir küf türü ve mantar türü var. Birkaç tane mantar çıktığı oldu fakat bunlar her nedense bilmiyorum bir günde çürüdüler. Onları çekme şansım olmadı, fırsatım olmadı daha doğrusu. Camlarda sağ ve sol olmak üzere siyahlıklar var. Onlar mantarların kafa kısmını çürümüş halleri. Onları da anlayabilirsiniz. Toprak siyahımsı bir renk almış durumda. Zaten kökler bütün toprak kavradığı için kurumuş otlardan tutup çeksem şu an toprak elime gelir. O kadar değişik bir durumda şu an. Tahmin ettiğim şey oldu. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Düzgün yetişsinler diye lamba falan var burada. Şöyle göstereyim. Tam gösteremiyorum çünkü ön kamerada. Dediğim gibi ilk önce bir ay civarı şey kısmı oldu. İşte yeşillendiler, büyüdüler. Ondan sonra yavaş yavaş gitmeye başladı. Çok değişik bir şey oldu. Mantarlar çıkmaya başladı. Bakın şöyle göstereyim mantarların şeylerini. Bakın. Bakın şu mantar arkadaşlar. Mantar sapı. Şu an çok küflenmiş olan var ya. Daha fazla vardı mantar sapları fakat videosunu çekemedim ben mantarların çünkü bir günde çıkıp hemen yok oluyorlardı, çürüyorlardı.